Herkese merhaba, ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine saç boyuyoruz. Bugün boyayacağımız saç rengi mavi olacak. Jizz Color markasının blue rengini kullanacağız, yani mavi rengini kullanacağız. Bunun dışında birkaç tane daha mavi tonu vardı. Neler var? Deli mavi diye bir renk vardı, mavi rüya diye vardı yanlış hatırlamıyorsam, bir de turkuaz rengi vardı. Ama ben direkt blue olanı, direkt mavi olanını almak ve onu denemek istedim. Saçlarım şu an çok tuhaf bir renkte. Dün çünkü saçlarımı açtığım için. Bu boyaların diğer boyalardan birkaç tane farklı özelliği var. Bu boyalar su bazlı ve amonyaksız boyalar olduğu için saçlarınızı açmadan kesinlikle hiçbir şekilde tutmuyor. Daha önce bu aynı boyanın başka bir kızıl rengini denemişim. Koyu bir kızılını denemişim ama açmadığım için, altta kendi kızıl saçlarım olmasına rağmen saçlarını iyice açmadığım için hiçbir şekilde tutmadı. Ondan dolayı açarak denedim. Bir önceki de Lila Mor yapmıştım. Onda da açarak yapmıştım ama bundan daha koyu açmıştım. Bu kadar açmamıştım. Onda da tuttu. O da güzel oldu. O yüzden şimdi mavi denerken de yine saçlarımı açtım. Şimdi deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Bir de bu boyaların bir özelliği daha var. Normal boyalar gibi saça zarar veren değil, ekstra saça bakım yapan boyalar. Sadece saçınızı açtığınız için küçük sıkıntılar oluyor ama onun dışında bu boyalar da saçınıza bakım yapan boyalar olarak geçiyor. O yüzden normal boyalar gibi 40 dakika bekletip hemen yıkamak zorunda değilsiniz. 1 saat, 2 saat, 3 saat falan bile bekletebiliyor musunuz? Ben de araştırdıktan sonra şaşırmıştım gerçekten. Ama hiçbir zararı olmuyormuş uzun süre bekletmenizin. Aksi dediğim gibi bakım yapıyorlarmış. Şimdi benim şöyle bir saç boyama setim var. Şimdi bunun içerisine boyamı dökeceğim. Bunun ben bana artacağını düşünüyorum. Çünkü normalde saçlarımı kestirmeden önce belime kadar gelirken tam yetiyordu. Hatta artık yetmeme bile başlamıştı ama şimdi saçlarımı çok kısa kestirdiğim için bunun artacağını falan düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Direkt bunun içinden de sıkarak da uygulayabilirsiniz ama bana bu şekilde çok daha pratik geliyor. Bu şekilde boyanın bir kısmını böyle kabımın içerisine alıyorum. Saçlarımızı boyamaya başlamadan önce lütfen videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca saç açma videomu da izlemek isterseniz kanalımdan bakabilirsiniz. Son olarak da beni Instagram'dan takip etmek isterseniz aşağıya Instagram adresimi yazıyorum. O zaman kabımın içinde boyamı doldurduğuma göre artık boyamaya başlayabiliriz. Hemen ellerime bir eldiven takıyorum, ondan sonra başlayalım. Saçlarınızı boyamadan önce de eski ya da evde giydiğiniz, kullanmadığınız, dışarıda giymediğiniz bir kıyafetinizi giyerseniz çok daha iyi olur. Çünkü boyaların kıyafetinizden çıkması biraz zor oluyor. Hatta çıkmıyor. Şurada tekrar göstereyim. Evet, şimdi saçlarımızın diplerini boyamaya başlıyoruz. Öncelikle boya yaparken her zaman yaptığımız gibi ne taraftan başlayayım? Şuradan ya da şuradan başlayayım. Saçlarımızın diplerini boyayarak başlıyoruz. Bu şekilde. Şöyle arkaya kadar biraz gidiyorum. Bu kadar yaptıktan sonra buradan bu şekilde birazcık ayırıyorum. Kamera karşısında yapması daha zor oluyor tabi. Başka birine yaptırırsanız ya da ayna karşısında yaparsanız çok daha pratik olacaktır. Kameradan görmesi biraz daha zor oluyor. Diğer tarafa attıktan sonra hem o attığımız kısmı yine bu şekilde boyuyoruz. Sonra diğer tarafı aynı şekilde. Her yerini boyadığınızdan emin olun. Şöyle arkaya kadar yaptım yine. Daha sonra ayırıyorum yine. Bu ayırmaları çok kalın kalın yapmayın ki her yerini boyamış olun. Çok kalın ayırırsanız boya her yerine gelmez bu sefer. Devam ediyorum. Yine bu ayırdığım kısmı boyuyorum. Arkaya kadar. Evet. Şimdi bu tarafta kalan kısmına geçiyorum. Bu şekilde hem önce sağ tarafı, daha sonra sol tarafı, ondan sonra da saçlarımızı arkaya atıp arka kısımda kalan dip yerlerimizi boyuyoruz. Yani saçımızın tamamının
diplerini öncelikle bitiriyoruz. Bitirdikten sonra hiç beklemenize gerek kalmadan uçlarını, yani kalan diğer bütün kısımlarını boyamaya başlıyoruz. Hepsini bitirdikten sonra, dediğim gibi normal boyalarda 40 dakika bekliyoruz ama bu boyada 40 dakika beklemenize hiç gerek yok. Yani şey, yanlış söyledim yine. Yani 40 dakika bekledikten sonra hemen yıkamanıza gerek yok. İsterseniz, yani 40 dakikada da sonucu alıyorsunuz açıkçası. Ama daha fazla bekletirseniz daha iyi sonuç alıyormuşsunuz ve ekstra saçınızı besliyor. Bence eğer vaktiniz varsa daha fazla bekleyebilirsiniz. Bu arada saçlarımı kestirdikten sonra boyaması çok daha kolay olmaya başladı. Eski saçımda çok zor oluyordu. Kendim hiçbir şekilde boyayamıyordum zaten ama şu an fena değil. Yani arkalarda çok zorlanırım. Arkalarda yardım alacağım ama şimdilik fena değil yani. Boyanıyor, gidiyor. Şöyle. Evet, ben şimdi devam ediyorum. Hepsinin diplerini bitireyim. Ondan sonra diğer kısımlara geçtiğim zaman tekrar gösteririm. Hızlı bir şekilde devam edeyim. Evet, saçımın tamamını şu an boyadım. Her yeri bitti. Şu şekilde gördüğünüz gibi tamamı mavi boya oldu şu an. Ben şimdi bir iyice aralara girsin diye her yerini tarayacağım. Daha sonra tek şey bekleme süresi olarak kalacak. Yaklaşık işte 40 dakikadan biraz daha fazla tutarım. 1 saate yakın tutabilirim diye düşünüyorum. Onun dışında birkaç tane şeyi söylemediğimi fark ettim. Boyayı Neon1'den aldım ve yaklaşık 15 ya da 17 lira gibi bir fiyatı vardı. Tam nereden aldığımı da öğrenmek isterseniz Instagram'dan yazarsanız ekran görüntüsü olarak da atarım. Bu şekilde söyleyebileceklerim. Şimdi bekleme süresi var. Bekledikten sonra yıkıyorum. Yıkadıktan sonra hemen geliyorum ve sonucu gösteriyorum. Bu şekilde yakından göstereyim. İnşallah bu kadar uğraşmayayım, bu kadar eziyeti ve her yerim mavi olmuş olmasa değer. O zaman yıkadıktan sonra görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. İşte bütün boya işlemlerinin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi saçlarım bu şekilde oldu. Maalesef ki ışıktan dolayı çok fazla belli olmuyor ama bu şekilde bitirmeyeceğim videoyu. Daha sonra gün ışığında da çekeceğim ve onu da ekleyeceğim ki daha iyi görebilirsiniz diye. Şimdi hani şu anda belli oluyor ama yine de biraz koyu duruyor şu anki ışıkta. Şöyle iyice yaklaştırayım, bu şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde, ya ben renk olarak çok sevdim, kendime de çok yakıştı. Ben uzun süre kullanmayacağım ama yine de çok hoşuma gitti yani. Ama gerçekten çok zor bir süreç oldu. Ellerimi görüyorsunuz, hala çıkartamadım ve bu bütün her şey çıkarmış halim, temizlenmiş halim. Şu an her yerim masmavi yani. Bunları falan artık çıkartamadım. Buralarım, sırtım, hatta ayaklarım bile şu an masmavi. Her ne kadar vücudumuza aseton sürmek iyi bir şey olmasa da boyaları en kolay çıkartabilen o. Yoksa ben o kadar boyu asla çıkartamazdım. Duşakabının içine de şu an çamaşır suyu döktüm çünkü çok kötü oldu. Normalde en son lila mor boyadığımda hemen bulaştıktan sonra hemen su tuttuğum zaman geçmişti ama bunda su tutmama rağmen geçmedi. Mavilikler kaldı, bayağı kötü oldu. O yüzden çamaşır suyu döktüm. İnşallah çıkar. Sonuç bu şekilde oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Biraz sonra dediğim gibi o gün ışığındaki görüntüleri de ekleyeceğim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Şu an çok daha iyi gözüküyor ama yine de akşam güneşi, yani sabah çekersem çok daha net belli olur. Yine de şu anda da gayet belli. Benim çok hoşuma gitti.
Yeniden merhaba, bir güncelleme çekmek istedim. Saçlarımı boyayalı yaklaşık bir haftaya geçti, 8-9 gün falan oldu. Son halini tekrar göstermek istedim. Bir de ışıkta bu şekilde göstereyim istedim. Şu an son hali bu şekilde. Öyle çok fazla bir akma ve renk değişimi olmadı.